Hatice. Vay ne oldum ben. Hasan söylenelim hayatım. MR istedi. Ama bu hastanede yer yokmuş. Bu hastanenin başka bir şubesi daha var. Orada var mı diye soracağız şimdi. Radyolojiye iniyorum. Günaydın. Her birinize selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz. Günlerden salı güzellerim. Sizlere söylemiştim. Salı günü için özel hastaneden, perşembe günü için de devlet hastanesinden randevu aldım diye. Videonun başında izlediğiniz kısımlar düne ait. Yani pazartesi gününe ait. Hastaneden aradılar beni dün. Bir boşluk oluştu. İsterseniz randevunuzu değiştirebiliriz diye. Vallahi dedim süper olur, cuk olur, ne zaman olursa olsun yani geleceğim ben. Neyse dün için saat 2.30'da randevum vardı. Dün doktora gittim. Doktor tekrar muayene etti beni. Tabii ağrılarım devam ettiği için yine söyledim ona. Doktor dedi ki durum sandığımız kadar kolay değil sanırım dedi. Hemen MR istedi, benim ilaçlarımı değiştirdi. Şöyle bir şey de var, 2 gündür... ayağıma doğru bacağım şişmeye başladı. Nasıl söyleyeyim şimdi sizlere? Şimdi ağrıyor ya. Sanki böyle şişince birazcık daha rahatlamış gibiyim. Bilmiyorum vallahi. Ay sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kaç gündür benim ağrılarımı dinliyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Ama diyorum ya işte yani iyi günde de gündemim neyse kötü günümde de sizlerle paylaşıyorum. Ama sıkılanlarınız vardır eminim. Hakkınızı helal edin. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Neyse güzellerim işte o hastanede, gittiğim hastanenin başka bir şubesi daha varmış. Etimesgut'ta. Dünkü gittiğim hastanede MR bayağı atıyordu. Yani haftaya falan veriyordu. Ben de acil çektirmek istedim. Dediler ki diğer şubemize bakabiliriz isterseniz dediler. Okey dedik, olur yani fark etmez bizim için saat, hastane önemli değil. Neyse aradılar, çarşamba günü için yani yarın için saat 2'ye MR randevusu verdiler bana. Yarın bakalım MR'ımı çektireceğim. Yani MR'da inşallah büyük bir problem yoktur da inşallah yani şişmeye başlayınca birazcık açıkçası tırsıyorum yani neden şişmeye başladım. Birazcık da böyle damarlarım falan şişince belli işte olur. Mide koruyucu falan verdi, ilaçlar birazcık daha yüksek diye. Hatta iğne verecekti, ben iğne istemedim. Ya zaten şimdi bir de bacağım ağrıyor, bir de iğnenin ağrısıyla falan çekmek istemedim açıkçası. İğneden korkan birisi değilim de işte gideceğim, vurduracağım, geleceğim bilmem ne. Dedim ki yok hocam zaten bacağım ağrıyor. Yani bir de iğnenin ağrısıyla bacağım hani uğraşmayayım dedim. Tamam o zaman hemen hapa çevirelim falan dedim. Neyse bir yudum alayım durun. Bacağım şiştiği için ödem oldu diye yeşil çaya birazcık ağırlık vermek istiyorum. Bakalım. Öyle işte güzellerim. Bilmiyorum. Rabbim şifa versin inşallah. Birazcık da böyle psikolojik ben. Yani ağrı çektiğim için modum hiç yerinde değil. Ne yapalım? Diyorum ya her zaman dermansız dert vermesin. Annem falan da birazcık şey yapmaya başladı. Her gün bizde zaten sağ olsun. Kayınvalidem burada değil, onu bir söyleyeyim hemen. Bugün video açayım dedim. Hem sizler bana iyi geliyorsunuz, bana bir uğraş oluyor. Yani sürekli kafam dağılmış oluyor. Hem de yavaş yavaş işte videomuzda neler yaparsak birlikte yapalım dedim. Şimdi yemek yapacağım. Önceki günden karnabaharım var. Dün araya başka bir şeyler girdi tabii ki de. Kendime göre yemeğim var. Çocuklara da bilmiyorum ki çorba mı yapsam, makarna mı yapsam. Dolapta birazcık tavuğum var. Sebzem falan kalmadı. Zaten bu arada sebzeyi çok yedik. İşte bamyaydı, biber dolmasıydı, işte barbunyaydı, oydu buydu biliyorsunuz sizler de. Birazcık tavuğum var. Onu patatesli pişireyim. Bir de sizlerden isteyenler oluyordu. Bir çekeyim sizleri. Genelde hep fırında falan pişiriyor musunuz sizler? Tencerede nasıl piştiğini görmek isteyenleriniz var. Onu bir çekeyim sizlere. Birazcık da işte çeşit olsun makarna yapayım.
karnabaharımızda var. Bugün de öyle olsun. Odaların camını açmıştım. Kapatayım artık. İyi kapattın mı? Kapatayım. Dolapta da bu kadar tavuğum kalmış. Bizim evdekilere hayatta yetmez ama neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi salçalı su yaptım. Soğan doğramadım. Soğanlı çocuklar yemiyorlar tavuk yemeğinde. Başka yemekte seçmezler ama tavukta nedense ayırıyorlar. Onun için soğan doğramıyorum. Yani bana kalınca da ben de pek hoşlanmıyorum tavuk yemeklerinde soğanda. Böyle aralarda gözüküyor ya, güzel olmuyor. Salçamı güzelce kavurdum. Suyunu verdim. Tavuklarımı da koydum. Şimdi bu aşamada şöyle yapanlar var. Hepsinin malzemelerini birbirine doğruyorlar. O şekilde pişiriyorlar. Ama bence tavuk önden pişmesi gerekiyor. Diğer malzemeler daha çabuk pişiyor. Kanat bile olmuş olsa tavuk hemen pişmiyor. Yani şimdi ben bunu birazcık şöyle bir 20 dakika falan pişireceğim. Tek elle döndüremem. Döndüreceğim de. Baharatını falan hiçbir şekilde atmadım şimdi. Genelde de böyle et pişirdiğim zaman baharatlarını şu an atmıyorum. Böyle ineceği zaman atıyorum baharatını, tuzunu bile. Şimdi bu birazcık kaynasın işte. Tavuk pişene kadar hemen bir kek çırpayım dedim. Pasta gibi bir şey yapacağım. Şu pasta kreması epeydir duruyordu. Onu değerlendireyim dedim. Şu kalıbında yapacağım işte. Yarın Yağmur götürmek isterse okula da götürür. Epeydir de tatlı yapmadım. Bir tatlımız olsun dedim. Tavuğum da pişiyor. Bildiğiniz yine kek yapacağım. Malzemelerimi getirdim. Ha, şekerini birazcık azalttım. Çünkü krema da tatlı ya. Böyle çok tatlı olunca, tatlıyı seviyorum ama baysın istemiyorum. Onun için hemen azaltıverdim işte. Keki yapayım ben. Kekimiz pişmeye hazır. Şimdi yemeğime patateslerimi de ilave ettim. Suyu şu aşamada bana göre iyi. Şimdi tuzunu. Toz biber. Altını kısayım da. Evde sebzem hiç yok. Kapya biber falan olsaydı yine kendim için doğruyordum. Kapya biber, yeşil biber. Ama yok yani şu an. Bir de kek koyacağım. Kekik güzel oluyor. Bu aşamadan sonra altını hiç açmayacağım ki patateslerim dağılmasın. Yani aceleye geldiği zaman bazen açıyorum ama ağır ağır piştiği zaman böyle daha güzel, mangal lezzeti gibi oluyor. Bazen de şundan koyuyorum. Bir saniye şöyle bir karıştırayım. Knorr'un kıymalı tarifler için. Bunun tavuk için olanı da var. Ama bence bir farkı yok. Bu da gayet güzel oluyor. Birazcık da bundan koklatıyorum. Şöyle bir şey. Bunun içinde sebzeler falan var. Çok değil. Çok koyarsam çocuklar tadını hemen anlıyorlar. Az bir şey koyuyorum ben de şöyle. Ben seviyorum aslında. Gayet güzel lezzet veriyor. Mesela kıymalı makarnaya falan çok yakışıyor. Ama işte seçen çocuğunuz olduğu zaman olmuyor. Sizler de biliyorsunuzdur bunu. Kapatayım da. Bakın içindekiler. Mahlep, tuz, kurutulmuş soğan, karabiber, mısır nişastası, sarımsak, bitkisel yağ, kimyon, yumurta, bir sürü şey var yani, sebzeler falan da var. Güzel oluyor bence. Tamam, şimdi kısık pişsin. Yemek işini hallettim. Salatamı falan da yaptım. Şimdi bacağıma krem sürdüm. İki kere sürüyordum. Doktor 3'e çıkardı. Yalnız pijamam. Rahat ediyorum bununla. Bakın. Şu. Bakın nasıl morardı.
zaten bacaklarım tombalaktı. Hepten toz tombalak oldu. Tövbe estağfurullah. Yani böyle ne bileyim bilemedim ki. Yani böyle morarmaya başladı gibi. Yani burada var. Birazcık yukarıda var. Şiştiği için damarlarım çıktı işte. Baksanıza nasıl şişti bacağım. Patlıyor. Ayağım da öyle gibi. Bak. Görüyor musunuz şu? Baksanıza. Allah'ım yarabbim şifa verci ya. Neyse. Makarnayı da koydum. Kek de pişiyor. Annem de geliyor ya. Dedim bir paket pişireyim. Evde yemek hazır olsun. Keke bakayım bir. Ha, kek de neredeyse pişmiş. Alırım şimdi. Bir bakarım da. Çocuklar yemeyince karnabahar olduğu gibi duruyor. Neyse bugün biter artık. Şöyle bir de salata yaptım. Peynir de doğradım. Seviyoruz biz peynirli. Cevizliyi ben seviyorum ama Yağmur pek hoşlanmıyor gibi diye doğramadım. O gelsin de ona göre sorarım. Doğramadım diyorum, koymadım. İşte Akdeniz salatası gibi bir şey. Henüz yağsını falan koymadım. Iceberg var, kıvırcık var, havucum yok. Domates doğradım, salatalık doğradım. Bir de işte peynir. Ha, tavuğumu da göstereyim. Görkem gelmeden. Suyu bize göre iyi. Sizler tabii ki de daha su seviyorsanız birazcık daha sulu yapabilirsiniz. Bu anca çocuklara yeter zaten. Evet, çok şükür bugün de hazırladık. Şimdi keki birazcık sütle ıslatacağım, kalıptan çıkarmadan. Diğer türlü zor oluyor. Kenarı köşesi. Çok da değil de. Şöyle birazcık ıslansın. Tamam, yeter. Kek bir de kalıptan çıkmazmış. Yok öyle bir şey olmaz. O zamanlardı. Şimdi kekim güzel çıktı. Kremamı da yaptım. Hemen şöyle. Ay yanlış ayarladım sizleri. Neyse yine gösteririm. Şöyle dolduracağım. Bol bol olsun. Şöyle üstünden koyacağım şimdi. Çok da bisküvi bisküvi olmasın. Yine şöyle belli olsun yani. Şimdi pastamız hazır. Bir iki saat dinlensin, çaya yetişir. Artanları da şöyle yaptım. Kaselere koyuverdim. Şimdi artık kızım gelmek üzere ablaları. Eğer ben önce yemeğimi yersem diye şöyle salata ayırmıştım. Neyse şimdi birleştireceğim tekrar. Artık onunla beraber yerim. Bunu da dolaba koyayım soğusu. Evet, çaycımın sesini duyuyorsunuz. Çayımı demledim. Yemeğimizi biz çoktan yedik. Şu an saat 8'e geliyor.
Yemekten sonra da öyle oturdum. Hiçbir şey yapmadım yani. Küçük dilimleyeyim. Aynen. Durun, tek elle yapamayacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çayımı da doldurdum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.